Teşekkür ediyoruz. Dernek Başkanımız Habib Kaptan'ı açılışını yapmak üzere davet ediyorum. Ve bir alkışlarınızı bekliyoruz bu organizasyon için, emeği geçen herkes için. Aynur Hanım, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Efendiler, muhterem hanımefendiler, sevgili gençler, aramızda bulunan değerli misafirlerimiz, sizleri yönetim kurulum ve şahsım adına saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Derneğimizin geleneksel olarak her yıl düzenlediği bahar şenliği, birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik coşkusu içerisinde olmanın verdiği huzuru hep beraber bugün burada olmakla birlikte yaşamış olacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Değerli hemşerilerimiz, buradan sizlere sesleniyorum. Gelip görmemek, gidip dönmemek olduğu gibi dün aramızda olan ama bugün aramızda olmayıp ahirete göç eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olan hemşerilerimize, kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan acil şifalar ihsan etmesini diliyorum. Rabbim bizleri, ailelerimizi, çoluk çocuğumuzu her türlü beladan, her türlü riyadan muhafaza etsin. Değerli Hazirun, birlik ve beraberliğimizi, dostluk ve kardeşliğimizi, komşuluk haklarımızı ve ilişkilerimizi gözeterek yaşamak hepimizin yegane insanlık görevidir. Bugün burada toplanarak gücümüzü ve birlik olmanın verdiği sevinci genç kuşaklara, çocuklarımıza yaşatmak, onları teşvik etmiş, burada toplanmakla teşvik etmiş oluyorsunuz. Bu organizasyonları daha üst seviyelere taşıyarak gelecek olan nesillere ışık tutmuş olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerimle hayırlı eğlenceler diliyorum. Kadın Kolları Komisyonu olarak Kemalılar Derneği'nin beşincisini düzenlemiş olduğu bilgi kültür yarışmasını organize ettik. Köyümüzü temsil eden çocuklarımızı davet edeceğim ve desteklerinden dolayı Şişli ailelerine ve Günay ailesine teşekkür ediyoruz. Yarışmamızda köyümüzü temsil eden Ali Şişli, Figen Şişli ve Şevval Günay'ı alkışlarınızla yanıma davet ediyorum. Evet, bu çocuklarımızı bekliyorum buradaysa. Birer ödül vermek istiyoruz onlara. Kimse gelmedi. Şevval'i görmüştüm. Şevval Günay buradaydı. Bekliyorum. Köy katılıyor sanırım. Dikkat ediyorum, bazı köylerin 3 senedir hep aynı çocuklar katılıyor ama biz hep son dakika yarışmacılar buluyoruz. Bu konuda biraz daha sizlerden destek bekliyoruz. Amaç orada yarışmak değil zaten, köylerimizi temsil etmek. Çocuklarımız buraya geldiği zaman birer ödül vermek isterim onlara. Ve çocuklarımıza da eğitim öğretim hayatlarında başarılar diyoruz. Bugün ayrıca Babalar Günü. Tüm babamızın Babalar Günlerini kutluyorum. Aileyle geçirecekleri nice babalar günleri diliyorum. Bundan sonra da değişik yarışmalarımız olacak. Çocuklarımızın eğlenceli vakitleri geçireceği onların anonslarını da yapacağız ara ara. Evet, Figen Şişli yanıma geldi. Değil mi Figen'cim? Figen'den biraz duygularını almak istiyorum. Yarışmada neler hissettin Figen? Biraz anlat yaşadıklarını. Orada köyünü temsil ettin. Gayet de güzel temsil ettik. Neler hissettin? Biraz bizimle paylaş.
Çok heyecanlandım. En başta biraz korkuyordum ama sonradan biraz açıldım. Herkesi de tanıdığım için daha rahat oldum. Bu tür duyguları yaşamaları bir eğitimci olarak bence çok önemli. O ortamı tatmaları. Kemah ve Erzincan'la ilgili sorular da çıktı. En azından onları da bir duymuş oldun. Değil mi? Şimdiye kadar bilmediklerini öğrenmiş oldun. Evet. Peki Figen'e teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Ödülünü vermek üzere Habib Bey'i buraya davet ediyorum. Oscar mı? Değerli Hazirun, Aynur hocama çok teşekkür ediyorum. Her yıl köyümüzü temsil ediyor bilgi ve kültür yarışmasında. Biraz önce bir şey söyledi, dedi ki son dakikada yarışmacı bulabiliyoruz. Gerçekten biraz duyarlı olmamız gerekiyor bu konuyla alakalı. Sonuçta çocuklarımız aslan gibiler, geliyor, yarışmasını yapıyor, kazanır ya da kazanmaz. Bu çok önemli değil tabii bizim için ama kazanmasından da yanayız. Onun için bu tarz etkinliklere biraz ilgili olmanızı sizlerden rica ediyorum. Kızımıza bu kazanmış olduğu 2014 Bilgi, Kültür ve Yetenek Yarışması ödülünü ben kendisine veriyorum. Bir fotoğraf alalım. Bak, direkt oraya bak. Direkt oraya bak kızım. Tamam. Hadi bakayım. Teşekkür ederim. Kaptanım, pardon. Şunu puanı ne çekti şimdi? Sen mi alacaksın? Tamam. Şevval Günay da yanıma geldi. Diğer yarışmacımız da Şevval'di. Sen neler hissettin Şevval? Biraz paylaşır mısın duygularını? Çok güzel değildi yani. Organizasyonda sıkıntılar vardı. Evet, teknolojinin kurbanı olduk ama ondan sonra elle yazılmaya başlandı. Gayet iyi mücadele ettiniz. O ortam nasıldı ama? Güzeldi. Kemal Erzincan'la ilgili hangi sorular çıkmıştı Şevval? Hatırlamıyor musun? Kemal'ın mahallelerini sordular valla. En azından öğrenmiş olduk. Kaymakamımızın ismi sorulmuştu, onu da öğrenmiş olduk değil mi? En azından orayı biraz yaşıyor çocuklar. Bu maneviyatlar bence çok önemli. Yarışmanın organize edildiği yer çok güzel. Üsküdar Kaymakamı gelmişti, ilçe milli eğitim müdürleri gelmişti. Bu tür değerlere önem verilmesi gerekiyor. Çocuklarımız için zaten. Ben Şevval'e de ödülünü vermek için Yusuf Sevimli'yi davet ediyorum. Ali Şişli'nin yerine de onu temsilen bir öğrencimiz var. İsmini öğrenelim. Kalabaş. Ali niye gelmedi? Ali de güzel yarışmıştı. Son sınıf öğrencimizdi. Peki ona da ödülünü vermek için Ahmet Sucu Bey'i davet ediyorum. Evet. Ömer'e veriyoruz. Ömer, diğer yarışmada seneyi bekliyorum o zaman. Bir fotoğraf alalım. Tamam. Evet Ahmet Bey, sizin duygularınızı alalım. Saygıdeğer Kemal hemşehrilerim. Ben Ahmet Sucu Refaili'yim. Tabii Kemal'lar için de 39 seneden beri bundan dolayı hemen hemen hepinizi tanıyorum. Bugünün hayırları vesile olsun Cenab-ı Allah diliyorum. Tabii bu Kemal Kültü Derneği'nin organize, ben televizyonda seyrettim. Gerçekten güzel bir organize. Gençlerin teşvik bakımından güzel oluyor. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur temelisiyle. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler, ağzınıza sağlık. Benim bazı uyarılarım olacak. O uyarılarımızı bir yapmış olalım. Organizasyon gereği piknik alanımızda ateş yapmak yasaktır. Kullandığınız tüp gazlar varsa lütfen onlara dikkat edelim. Emniyetiniz için önemli.
araçlarımızı piknik alanının dışında tutmamız gerekiyor ve kilitli tutmamız gerekiyor. Evet. Mikrofonu Habib Bey'e vereyim. Teşekkürler. Evet, Aynur Hocama çok teşekkür ediyorum. Kendisine sağ olsun, eksik olmasın. Evet diyecek. Şimdi müzik ekibinde Erdal Bey bugün bizi şereflendirdiler, aramıza katıldılar. Kendisi Çorlu'dan geliyor, çok teşekkür ediyorum. Davul zurna ekibimiz burada. Şöyle bir oturak havasıyla başlayalım diyorum. Bir alkış alalım. Bu arkadaşlarımla alkış istiyorum. Çılgın ailesi. Hayır, abi. Gülseren ailesi. Kabul kız, etmiyorum. Kaptı gittik abi. Muğla'ya götürdük hiç kızı. Hiç güven. Hiç güven. Ama orada Gülseren yazmıyor. Çılgın. Bak burada Gülseren yazmıyor. Burada çılgın yazıyor. İşte. Gülseren çılgın. Pardon. Gülseren çılgın. Ama sen, sen önce abi, sen Gülseren. Daha sen bunu kabul etmemen önce lazım. Önce Gülseren.
Vay abi, bunu kim yazdı ya? Resmi değil, değil. Gayri resmi. Allah Allah. Teşekkür ediyoruz organizasyonu. Teşekkür ederiz. Abo yakışıklı kim? Hırır. Oo ne güzel. İsmi neymiş? Rüzgar. Efe Rüzgar. Efe Rüzgar. Daha da yürü. Herkes. Burada büyük görün. Maksat. Rüzgar, Rüzgar. Bunun adı ne? Çıldın mı? Bu şey, Nehir. Oyun alanımıza gençler, davulcunun oraya geçiyor. Bir 15-20 dakika oyun havası. Hadi Mehmet, çocuklar, arkadaşlar, gençler.
Ardınca ardım ne göz albalar Erzurum'a gittim dumanlı dağlar dumanlı dağlar uyanamam nasıl dayanam beynem ya sabah mı öğle mi ne mi? Dur gel abi. Kapat gel. Sofraya. Öyle mi ha? Şekeri olan yemesin abi. Öyle mi? Hatta tanrı sana bir hayır ha. Acık kolay gelsin. Sana hanım alak ki ondan sonra ya rengi ama ne güzelmiş şansı şöyle açıyor, ya. Şansı açıldı oraya gelmişse gel abi. Eyvallah abi. Buyur evet, abi tatlımız. Şansı açıldı mı oraya aldın mı? Tabak ver. İlyas dayın. Ay maşallah. Tabak ver abi. Valla bak da. O İlyas'a bırak o işi bitir o. Ya abi güzeli mizeli ama. Ha? Mizeliler bak. Yakışır abi size ya her şey. Bir tane aldın at abi ye. Ya oğlum bize ne yapayım? Mizelilerden zar alınır da karı verilmez. Ya verişle boğulacaksın yavaş yavaş. Şekerin çıkar ya. Kim o ya bizim Murat? Ya intihar mı ediyorsun ya? Adam da şeklini al, bir de ben hep çekeyim. Haydi bakalım, bak bir yayın bak. Bir daha ne olacak? Araba yine aynı mı? Abi şeker gibi adamsınız vallahi bu tatlının içinde. Şeker gibi adamsınız. Ben mi? Ne oldu? Hoş geldin. Hoş bulduk.
Tatlı yedin mi? Gel abi. Bari bir maç mı? Bari. Adam adam da laf ara ya. Hazır cevap. Evet, Davuz Onlu ekibine teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Evet, şimdiki programımız çocukları biraz şenlendirelim. Onları biraz heyecanlandıralım. Çocukları, küçükleri yani 6 yaş üstü 12 yaşa kadar oyun alanında istiyorum. Evet çocuklar, gelin bakalım. Hadi sizleri bekliyoruz. Aileler lütfen çocuklarınızı buraya gönderir misiniz? Anne babalar. Hadi çocuklar sizi bekliyoruz. İçeri, içeri geçiyorsunuz. Müziğe kulak verin. Hocam biraz ses ver. Gel. O kadar mı çocuk var ya? Hadi hadi. Bütün çocuklar sahneye. Bir sabah baktım ne göreceğim. Yerine git. Yerine git. Şenlik var. Büyükler köz köz otururken alın. Anne babalar çocuklarınızı istiyoruz buraya. Tüfekler gelmiş karanlık sel sibetler. Evet bekliyoruz. Ben kalkmış gitmekte adı geçmiş olsun birilerine. Kınalar yakalım elimize. Hakem arkadaşları buraya rica ediyorum. Hakem arkadaşlar. Dilimize. Sahip olalım dilimize. Aman dikkat belimize. Aman dikkat belimize. Şimdi sahibimizde çocuklar. Sıra bana geldi çocuklar. İç başa düştü çocuklar. Hazır mıyız? Haydi çocuklar, sahneye. Aç boynunu almış olsun. Çekip bir laflar. Sağ gösterim, sol salla. Almayan var mı? Bir omuz at sağdan sonra. Masker takanlar buraya gelecek ama oyun alanına, oyun alanına gelecek. Kural bu. Salla, salla. Tamam. Enişte
geçeli. Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin o günden beri. Yoksa bana küskünün unuttun mu beni? Dün yine seni andım gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa katlanmak gerek. Seni çok çok özledim arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şey, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım eşek. Yaman payları çayırlar sevişiyor mu? Uzun kulaklarını son bir kez salla. Tüm eski dostlarına. Bana doğru. Hadi oynamaya başlayın bakalım. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Bravo. Hep beraber. Hadi Gangnam Star. Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Hadi bakayım, hadi çocuklar. Hadi çocuklar, hadi. Hadi bakalım.
bakalım. Sönmüş bir volkan gibi hazırım alevlenmeye. Gel içimdeki ateşi yak, savrulayım yeter. Biraz kül, biraz duman alıp sevişeyim sevgiyle. Tayfunlar söndürmesin, yansın dünya benimle. Gel bir dokun bana yeter, cehennem ben kurtulayım. Sana sarılır seninle kadar Seviyorum, seviyorum.
Oh,
başkan devam. Başkan geldi. Devam devam. Evet. İtibaren siz biraz geri çıkın, siz biraz geri çıkın, biraz geri çıkın. Tamam. Üç deyince başlıyorsunuz. Üç deyince. Onlar nasıl çıkacaksın? Onlar da başlayacağım. Karışık olsun. Sıraya dizilir, sıraya, sıraya. Tamam. Üç deyince başlıyoruz. Bir, iki, üç. Bir, üç, dört. Hadi, hadi. Tamam, bu grup arkaya geçiyor. Bu grup arkaya geçiyor. Ön grubu alalım. Hadi bakalım bu tarafa, bu tarafa. Geç oraya. Üç deyince koşuyorsunuz. Bir, iki, üç. Şimdi bir saniye. Şimdi herkes çuvalını tekrar giysin. Herkes çuvalını giysin. Şimdi hocam bir saniye. İşaret ettiğim buraya gelecek. Sen geri. Devam geri. Geriye doğru. Geri zıplayın. Sizlere ödül vereceğim. Çuval ayağınızdan çıkmayacak. Üç deyince başlıyorsunuz. Müziği alalım. Bir, iki, üç. Ring a bell, 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 ring a bell
Tamam, güzel. Herkes koştu. Şimdi büyükler arkaya geçsin. Büyükler arkaya geçsin. Küçücükleri alalım öne. Fazla öne gelmeyin. Fazla öne gelmeyin. Dön, böyle. Arkadaşlar yardımcı olursanız küçüklerin bir sıraya dizelim. Gel. Tamam mı ya? Küçük olsun. Küçükler, en küçükler. En küçükleri sıraya dizelim. Hadi bakalım. Buradan başlayacağız. Nurettin Bey. Evet. Tamam mı küçükler? Onu da al. Bak o da Ercan Bey. Arkanda birisi var. Ha, onu da aldım. Tamam. Üç deyince başlıyorsunuz. Tamam. Müzik alalım. Bir, iki, üç. Tamam, herkes birinci oldu. Şimdi herkes birinci oldu burada. Koşmayan var mı? Şef, getir abi buradan. Ver bana. Şimdi çocuklar. Koşmayan var mı? Herkes koştu. O zaman bir de toplu koşalım hep beraber. Üç. Kalk. Tamam çocuklar. Tamam, aferin çocuklar. Şimdi size bakın, hakem başkanlarınız birer tane şapka verecek size. Çuvalları çıkartın. Al böyle geç. Tak şapkanı. Tak şapkanı. Çuvalı bırak. Çuval kalsın. Şapkanı tak. Çuvalları buraya bırakıyorsunuz. Hadi oraya geçiyorsunuz. Oraya hep beraber. Dizilin şuraya, dizilin. Bakın kamera var. Sizi çekecek. Şapkalarınızı takın, oraya geçin. Hadi bakalım. Ama şimdi bir şey daha yapacağız. Yapmazsanız çıkarken şapkaları geri alacağım. Kaçmak yok. Olmaz. Bir şey yapacağız. Yapmayan şapkasını alacağım. Tamam. Duyuldu mu? Tamam, hadi bakalım. Bir tane daha şapka istiyorum. Hadi bakalım çocuklar. Aferin size. Hadi bakalım. Bitti mi? Başka var mı? Tamam. Herkes oraya gelsin bakalım. Geçsin. Tamam. Şöyle bakayım, sen kimin oğlusun? Saadettin. Saadettin Serçen. Saadettin Serçen'in oğlu. Alan. Adem. Uzun kavak. Adem? Uzun kavak. Adem uzun kavak. Tamam. Mehmet Engin Çağlar. Aferin size. Necmettin Akıbaş. Sen kızım? Mustafa Kaymakçı. Sen? Mustafa Kaymakçı. Kaymakçı'nın maşallah aile geniş. Konuş. İsmail Osman Zınkaya. Sesli. İlknur Yıldız. Biraz daha buraya geçelim. Sen? Ayhan Tural. Aferin. Güngör Kızılırmak. Hira. Ne? Hangi Hira? Ben. Tamam. Kızım kaçak mısın? Konuş. Dili tutuldu. Konuş. Adın ne? Ahmet. Sonra? Ahmet Dallar Şişli. Aferin sana. Tamam. Senin? Benim. Altı. İsrail. Benim.
daha söyle. Recep Yavuz. Tamam. Sen... Ayhan Turan. Cengiz Şişli. Tamam. Recep Yavuz. Konuşmak isteyen var mı? Konuşmak isteyen. Bir şey. Bir şey anlatacak. Kimin adını söyleyeceğiz? Nasıl? Babanın. Adem Şişli. Baba mı? Abdullah Sucuoğlu. Abdullah? Sucuoğlu. Ha, Sucuoğlu, aferin. Şurada bak, bir de şu kıza. Bir şey anlatmak isteyen var mı? Bir hikaye, bir masal. Aldırmayacak. He? Böyle komik bir şey. Hadi bakalım. Bak şurada. Var mı? Anlatacak. Şu pembeli kıza gitti. Yok. Hiçbir bir şey yok. Peki o zaman şimdi size Erdal abiniz bir çalacak. Herkes oynayacak. Sonra bitireceğiz. Buradan dışarı çıkacaksınız. Ama dediğim gibi oynamayanın şapkasını alırım. Hadi bakalım. Erdal Bey buyurun. Böyle. Hadi hep beraber, hep beraber. Hadi bakalım. Hadi. Herkes oynayacak. Yok yok, bırakmayın, bırakmayın. Burayı kapat. Hadi hep beraber, hep beraber. Bir sabah baktım ne göreyim, bizim sokakta şenlik var. Büyükler köz köz otururken anamolu vermiş çocuk var. Patlamaz olmuş tüfekler, gelmiş karamür sersebetler. Tren kalkmış gitmekte, hadi geçmiş olsun birilerine. Kralar yapalım elimize, kralar yapalım elimize. Sahip olalım dilimize, sahip olalım dilimize. Aman dikkat belimize, aman dikkat belimize. Şimdi müsaadenizle çocuklar, sıra bana geldi çocuklar. İş koça düştü çocuklar, hazır mıyız? Hey! Hey! Hep Barış abi aç olsun, aç koynuna kuş olsun. Çekti bir ahbap gitsin, inmedi yerden korksun. Kimileri kahve kaynatsın, kimi hala bonsuz oynatsın. Lili'nin ömrü iki laklar, değerli oldu temel atlar. El salla, el salla, el salla, el salla. Kol salla, kol salla, kol salla, kol salla. Sağ gösterip sol salla, sağ gösterip sol salla. Bir omuz at sağdan sola, bir omuz at sağdan sola. El salla, el salla, kol salla, kol salla. Sağ gösterip sol salla, bir omuz at sağdan sola. Giriyor bir ahım afet, tepeden tırnağa serafet. Öldür bizim menafet, bizim sonumuz felaket. Hayırdır inşallah kızlar, geliyor bu uçuk çılgınlar. Hayırlı şer mi göreceğiz artık, sabrın sonu selamet. Kınalar yakalım elimize, kınalar yakalım elimize. Sahip olalım dilimize, sahip olalım dilimize. Aman dikkat belimize, aman dikkat belimize. Müsaadenizle çocuklar, sıra bana geldi çocuklar. İş başa düştü çocuklar, hazır mıyız? Hey! El salla, el salla, el salla, el salla. Kol salla, kol salla, kol salla, kol salla. Sağ gösterip sol salla, sağ gösterip sol salla. Omuz at sağdan sola, bir omuz at sağdan sola. El salla, el salla, kol salla, kol salla. Sağ gösterip sol salla, bir omuz at sağdan sola. Evet çocuklar, hepiniz birinci oldunuz. Hadi bakalım. Herkes yerine. Çok teşekkür ediyorum. Sırada güreş yaptıracağız. Şimdi herkes dışarı çıksın buradan. Herkes dışarı çıkıyor. Çocuklar. Teşekkür ederim. Evet, güreşecek çocukları alalım. Çocuklar şöyle sırayla dizilirseniz açıklama yapacağım. Boy ve kilo sırası. Gel. Baba. Şapkaları çıkarıyorsunuz. Şapkaları çıkarıyorsunuz. Ver ailene, ver annene, ver babana. Evet. Sen gel benim. Ben hemen.
Sen güreşecek misin? Halının üstünde güreşeceksiniz çocuklar. Tamam mı? Halının dışına çıkmak yok. Serbest güreş yapacaksınız. Ayaklardan dalabilirsiniz. Fakat boğazı sıkma yok, vurma yok. Tamam mı çocuklar? Birbirinize karşı herhangi bir dart uygulamayacaksınız. Ben düdük çaldığım zaman ayrılacaksınız. Benim komutumla düdükle başlayacaksınız, düdükle bırakacaksınız. Tamam mı? Benim uyarılarıma dikkat edeceksiniz. Kendi kafanıza göre herhangi bir böyle tehlikeli hareket... Evet, senin adın ne? Müslüm Kaptan. Müslüm Kaptan, evet. Alkış, Müslüm Pehlivan alıyoruz. Müslüm Pehlivan. Tamam, çıkın. Güreşmek istemiyorsun. Ya yok mu ya? Ya. Sen gel, sen gel. Ben geldim. Sarıl. Tebrik et. Sarıl. Evet, iki kardeşmiş bunlar. Şimdi çocuklar, kim halının üstüne rakibinin sırtını yere getirirse o galip oluyor. Tamam mı? Yani sırtını halıya vuracaksınız. Tamam mı? Evet, hazır. Hazır. Başla. Ayakta yakala, ayakta. Müslüm Kaptan'ı alkışlıyoruz. Çocuklar. Gel. Başla. Ya bunlar gerçekten pehlivan. Evet, alkışlıyoruz. Evet, Ömer pehlivanı alkışlıyoruz. Aferin çocuklar. Ahmet Pehlivan'la Yusuf Pehlivan. Başla. Evet. Ya bunlar çok hızlı pehlivan. Görüyorsunuz. Ahmet Pehlivan galip geldi alkışlarınızla. Aferin çocuklar. Harikasınız. Tamam. İnşallah. Evet, bu kaldı. Size alalım. Buyurun. Ya bir şey çömelsinler ya. Orada dengesi çıktı hocam. Çömeli bizi. Evet, Eren Pehlivan'ı alkışlıyoruz. Sarılın. Evet. Gerçekten maşallah profesyonel güreşçi gibiler görüyorsunuz. Hareketler, oyunlar. Evet, size en son. Gel bakalım. Gel. Kendini göster kardeş. Enes Yavuz. Enes Pehlivan. Evet, Enes Pehlivan, Buğran Pehlivan. Başla. Şimdi baş pehlivanlar geliyor. Alkışlarınızla buyurun. Abdullah.
Evet, alkış, alkış. Maşallah. Beraber misin ya? Otur. Ya. Hocam alanın dışında. Devam mı? Yok tamam. Evet. Hazır. Baş meydan olmak kolay değil tabii. Evet. Başla. Bir ayağı gidiyor. Evet, Abdülbaki Pehlivan'ı alkışlıyoruz. Sarılın. Valla çocuğu alın. Evet, hazır. Seni mi göreceğiz? Hazır. Daha kolay. Sıfı yaklanan. Evet. Düşün ayağına. Bekir Pehlivan'ı alkışlıyoruz. Evet, alkışlar Selim geldi. Gel sen. Pehlivan sen de değil mi? Ahmet. Evet. Hüsnü. Abi şuraya çekiyor. Evet görüyorsunuz Melik Pehlivanlar yarışamıyor. Hadi Yusuf. Hadi. Yusuf Çermet at Yusuf. Abi nereye gel? Yusuf hadi Yusuf. Senin mi? Bak şimdi bakalım. Hatıra fotoğraf çektireceğiz. Gel gençler. Şöyle gel ön tarafa gel. Gel. Evet kameraya doğru bakın. Evet hani alkışımız yok. Evet, Allah yaşlarına ömürlerine huzur etsin. İnşallah işte geleceğin pehlivanları bunlardan yetişecek, bunlardan çıkacak. Allah hepsinden razı olsun. Evet, minik pehlivanlara da bir alkış. Yenişlemeyen pehlivanlar burada, Er Meydanı. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepimizden. Şimdi ayrılığa bakmaz.
Hacı gittin diye kaç mı? Kızlar kolay gelsin. Gözlerinle uyanan sensiz geçen yılların acısını tutacağım. Bana sensiz içtiğim su bile yalan şimdi. Sen deli ben sana deli. Abi bizim 11 tane bırak. Tamam abi. Bana da. Tamam bırak tatlısı. Her masada duracağım. Oğlum başka nereye gidiyorsun be ya? Buraya yemek bırakmadım ha. Yemek bırakacağım oraya. Bir dakika. Yaman. Bak oraya oraya. Gel. Oranın yemeğini ver. Yemeği bırak. 5 tane bırak tamam. Kaç kişi varsınız? Kaç kişi varsınız? Kaç aile var mı? Hayır. Çocuklar sayıyor muydu? Say. Ekmek kaç sene vereyim? Ya sor bekle. 3-4 daha bırak. Sor. Kaç kişi bırakıyorsun? Bence yarım bırak abi. 12 bırak. Ekmekler yarım yarım olsun. Tamam abi. Abi bu kadar bırak. Tamam. Tamam mı? Kaç kişi? Beyler bekler. Yemek bile kalmışsa getirmeyeyim. Oraya mı? Abi şimdi. Abi çekti ondan. Yemek verin. Bak gördün mü işte. Kendi tam otur yiyelim biz ya. Alın bunu abi yerine götür. Bırak abi. Şaban gel buraya. Dursun orada. Gel buraya. Gel buraya. Sabriye getir. Gel buraya abi. Gel buraya abi. Bunu götürler abi yerine. Hadi. Ses. Değerli Hacerun. Yemek dağıtılırken, yemekleriniz yerken biraz sohbet edelim diye düşünüyorum. Öncelikle sizler huzurunda bu sene bu pikniğe sponsor olanlara teşekkür etmek istiyorum. Başta bu mekanı hemşerilerinin kullanımına veren değerli kardeşimiz Akif Kürdoğan beyefendiye sizler ve şahsım adına teşekkür ederim. Bu senenin piknik sponsoru derneğimizin yönetim kuruludur. Sizler huzurunda emeği geçen herkese ve bu çorbada tuzu olan değerli kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Gönüllerinize sağlık, ellerinize sağlık diyorum. Değerli hemşerilerim, sevgili komşularım, sizleri tenzih ederek bir konuya değinmek istiyorum. Önemli bir konu. Toplum içerisinde olmayan bir meseleyi, bir konuyu, bir düşünceyi olmuş gibi, söylenmiş gibi, yapılmış gibi göstermek, iftira atmak
dedikodu yapmak, dedikodu yaymak fevkalade tehlikeli sonuçlar doğurur. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu tür davranışlar içerisinde olan her kimlerse, onlar kendilerini iyi bilir. Toplumumuz bu tür davranış biçimi sergileyen kim olursa olsun, dışlamadıkça, ayıplamadıkça, tepki göstermedikçe bu rahatsızlığın önü alınmaz, tamiri mümkün olmayan sonuçlara muhatap kalırız. Bu nedenle dostumuzu, arkadaşımızı, komşumuzu iyi bilmek durumundayız. Dedim ya, biraz sohbet etmemiz lazım. Derneğimizle alakalı, köyümüzle ilgili sorunlarımızı da, sorunlarla ilgili problemleri de size burada ben aktarmak istiyorum. Ortaköy'deki dernek yerimizle alakalı son durumumuz. Malumunuz, buranın tadilatını yapacaktık. Fakat tadilattan önce aklımıza bir fikir gelmişti. Bunu eşrafla da görüştük. Arkadaşlarımızla da fikir birliği içerisinde olduk. 8 tane bırakacağım. Biz burayı kentsel dönüşüm projesine dahil edebilirsek dedik. Ben bırakayım siz yemeği. Yerimizi hem bir yere atacaktık hem de yenilecektik. Tabii bu kolay bir şey. Aldığımız karar... Yalçın ol, hakim gel. Çürük çıktı. Yani biz belediyeye gerekli evraklarımızı verdik. Beşiktaş Belediyesi'ne. Tabii bunu mühendislik firması takip ediyor. Bir bedel karşılığı anlaştık. Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Tabu ve Kadastro Müdürlüğü'ne gerekli müracaatını yaptı. Tapu ve Kadastro geçen hafta kat maliklerine, yani o apartmanda yaşayan, direkt apartmanda yaşayan kat maliklerine sırayla hakim. En kötü meslek benimki. Ya la. Onlar da olmazsa yenmez abi. Bu çağdaşlık, çağdaşlık. 15 gün içerisinde eğer ki bir tepki alırsak ya da bir şikayet ya da karşı bir savunma olduysa ne demek ya, ben geldim yoktun ama değil mi Ercan abi? O zaman bu riskli binanın tahliye kararı alınacak ve dolayısıyla artık nasıl anlaşırız, kiminle anlaşırız, hangi süreç içerisinde bu gerçekleşir, bunu bu süreçten sonra göreceğiz. Bununla ilgili sizleri bilgilendirmiş olayım. Rüzgar, Rüzgar. Rüzgar, bak böyle bak, böyle bak. Rüzgar. O hareket ama. İşte vefat eden olabilir, taziyemiz olabilir. Bak. Ya da işte bayramlaşmamıza denk gelebilir. Bak. Bu programlarımızı daha Ortaköy cami altında yapmayı planlıyoruz. Buradan da bilgileri veriyoruz. Yakala. Yemek için hazırlanmış. Evet. Değerli Azim'im, Gölet Barajı'nın karar metnini size burada ifade etmek istiyorum. Abla. Devlete müracaatlarımızda hep sıkıntılı dönemler geçirdik. Kameraya şöyle. Fakat bu sene, geçen sene alınan bir karar ile Gölet Barajı'nın yapılması kararı çıktı. Analizleri yapıldı. Süreç başladı. Son durum olarak projeler onaydan geçti. Yapılma kararı verildi. Fakat şu an geldik devletin bütçe ayırmasına. Devlet bütçeyi Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğü'ne aktarırsa mühendislerin söylediği bu sene başlayacağız dedi. Aslında Nisan ve Mayıs ayında başlamaları gerekiyordu. Fakat dediğim gibi ödenek aktarılmadığı için onların da şu an yapabilecekleri çok fazla bir şey yok.
Hızlandırabilir misiniz diye soru sorarsanız hızlandıramayız. Devletin işi, para gelmedikçe bu iş yapılmaz. Bölgemizde sadece Doğanbeyli Gölet Barajı değil, 3 tane gölet var. Onlar da bekliyorlar bizim gibi. Gölet Barajımızın da durumu bu. Köyümüzde su sıkıntısı çekiliyor, biz bunu biliyoruz. Onu bize bazı yerlerden kaynaklar bulunmuş zannediyorum. Oralardan toparlayarak çeşmelere su verecekler. Yeni seçilen muhtarımızla görüşüyoruz. Kendisini buradan tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Yalnız bireylere bağlı, kişilere bağlı. Tamam meleğe. Yani biraz duyarlı olmamız lazım ki bu meseleler düzelsin. Buradan köyümüze giden emekli hemşerilerimiz, dayılarımız, babalarımız, amcalarımız, teyzelerimiz. Abi afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Onlar köye gittikleri zaman köyde yaşayan oranın yerlisi diye düşünelim. Bunlar bu sene yine geldiler. Sorunlar yine çoğalacak. Böyle abuk subuk bir durumlar var. Muhtarla dün görüştüm. Sizin davarı da çok. Bilenler bilir, ben bilmiyorum ama. Köyümüzde ki hemşerilerimizden biri, ismini şimdi burada söylemeyeceğim. Şavaklı'nın davarını üzerine almış. Yani bizim araziyi kullanmak için Şavaklı'nın o bir koyunların, keçilerin bir numarası varmış. Onları kendisi üzerine geçirmiş. Dolayısıyla geçirince de bizim köylü olan hemşerimiz o davarı merada otlatma yetkisi var. Devlet buna karşı gelmiyor, otlatabilir diyor. Şimdi burada şaibeli bir iş var. Yani komşular, arkadaşlar, biz niye uğraşıyoruz? Neden uğraşıyoruz? Toplum dağılmasın, insanlar birbirine saygılı olsun. Yani insanız sonuçta. Acımız var, kederimiz var, güzelliğimiz var, çirkinliğimiz var. Yani her şeyin altında bir şey arıyoruz. İnsanlarımız yosunlaşmış görüyorum ben. İnanın, herkes bireysel davranmaya başladı. Bu toplumun çöküşüne sebep olur. Bireysellik toplumun çöküşüne sebep olur. Bunu tarihte de yaşamışız. Tarihte de gördük. Sürüden ayrılan koyunu kurt kapıyor. Biraz dertliyim yani, kusura bakmayın ama ben sizleri tenzih ederim. Bu konuşmalarımla sizleri tenzih ediyorum. Ama inanın zoruma gidiyor. Sen tut, alevere dalevere yap, Şavaklı'nın belgesini üstüne al, araziyi ver. Böyle bir şey. Ama eğer biz burada birlik ve toplum içerisinde birliksek, 4 tane çapulcuya o köyü teslim edeceksek, ben bu mikrofonu burada bırakır giderim. Burada bırakır giderim, siz de bırakır gidersiniz, o zaman ne olursa olsun. Yazık. Hayır. Onun için kurtlarla görüştüm. Bu konularla ilgili, bu rahatsızlıklarla ilgili ben geçen sene yönetim kurulu arkadaşlarım sağ olsunlar, inanın canı gönülden çalışıyorlar. Bize destek olan diğer arkadaşlarımız da var. Fakat ne olur ya, biraz tepki gelsin. Deyin ki ya başkan, senin taşının üstünde gözün var, gözün üstünde kaşın var. Ya bir tepki gelsin, bir şey olsun. Bir şeye itiraz edilsin. Bir şey kabul edilmesin. Ya da proje gelsin. Arkadan konuşmayalım. Bakın burası en meydanı, kimle konuşacaksa gelip burada konuşacak. Arkadan konuşmak insanımıza yakışmaz. Burada alacaksın mikrofonu, eleştirini yapacaksın. Anne. Eleştiri olmadan güzellikler bulunmaz. Eleştiri olmadan doğruyu bulamayız. Ailelerde de aynıdır. Evlat babasını eleştirecektir.
babası evladını eleştirecektir. Toplum böyle oluşuyor. Onun için neler hissettiğimi sizler az çok biliyorsunuz. Bu köye çok canım sıkılıyor. Yani bildiğiniz gibi değil. Dört tane arkadaşımız, dört tane çapulcu diyeceğim. Ayıp bir şey ya. Şu yapana bak ya. Sen belgeyi üzerine al. Her kim aldıysa karar verin. Eğim davarını getirin, bizim arazide otlatın. Bunun hesabını soracağım arkadaşlar. Hep beraber soracağız. Hepiniz, hepiniz elinizi taşın altına koyacaksınız. Geçen sene 50 tane imza topladık, buradan gönderdik. Muhtarımıza, bir önceki dönem muhtarımıza haşeledik, imzaları gönderdik. Götür bunları kaymakama ver, takipçisi ol dedik. Hani nerede? Ne ses var, ne seda var. Kaymakam Bey diyor ki, arkadaşım sen davacı olmadıkça ben senin davana bakmam. Nasıl olacağım? Savcıya gideceksin. Suç duyurusunda bulunacaksın. Bu belgeler oraya gidecek. Peki muhtar ne yapalım dedim. Ya aman komşudur olmaz. Kardeşim, canı yanmazsa bu iş olmaz. Birilerinin canı yanacak. Ben keyfimden burada bağırmıyorum. Keyfimden diğer arkadaşlarım buraya gelmiyor. Boşuna çalışmıyorlar. Niye? Ya bir düzen otursun, bir birlik olsun. Böyle bir anlayışı ben kabul etmiyorum arkadaşlar. Sizler de kabul etmediğinizi biliyorum. Ben sizlerin sözcüsü olarak buradayım. Sizlerin gönlünüzdekini buraya aktarmaya çalışıyorum. Herkesin gönlünü ve aklındaki fikrini biliyorum ben. Onun için sonuna kadar arkasında olmamız lazım. Destek olalım ve bu meseleyi ortadan kaldıralım. Köyümüze sahip çıkalım. Orası bizim köyümüz. Burada aynı. Burada da aynıyız. Burada da sıkıntılarımız var ama iyi kötü burada çözüyoruz. Fakat oradan ses gelmiyor. Köyden ne hikmetse neyse, ya biri kalkıp da demiyor ki ya 10 tane adam bir araya gelip gelin kardeşim valiye gidelim, kaymakama gidelim, savcıya gidelim, şu meseleyi çözelim. Bu mesele çözülecek arkadaşlar. Bu meseleyi çözeceğiz. Şimdi üçüncü bir durum. Kemah Karakolu bizden bir kamera sistemi istedi. Bunu köylere mecbur ediyorlarmış. Güvenlik açısından bunlar gerekli dediler. Bir kamera sistemi koyacağız köyün girişine ve caminin etrafına. Bunun yönetimini de karakol alıyor. Kemah Karakolu alıyor. Ama isteyen hemşerimiz bizden şifre alacak. O şifreyle bilgisayar, internet üzerinden onlar da köyünü kontrol edip istediği yeri görebilirler. Kameranın konulduğu yerler. Bununla ilgili bütçe yapılacak. İkincisi, camimizin ön düzenlemesi var. Bahçe düzenlemesi var. Bir önceki yönetim kurulu toplantısında bunu dile getirdik. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili yetkilerini verdiler. Muhtarlıkla görüştük. Ali Gürdoğan arkadaşımız köydeydi. Orada bir analiz yapıldı. Caminin ön orta duvarlar kaldırıldı, yıkımı yapıldı. O demir olan yerler kaldırıldı. Şu an betonu atılmış vaziyette. Bir kare taş döşemesi yapılacak. Ferforje demirlerle orası dönecek, bir ışıklandırma gibi bir şeyler yapılacak. Bununla ilgili bir bütçe gerekti tabii ki. Her işe bir bütçe gerekti. Yani arkadaşlar, derneğimizin bütçesi olmadığı için defalarca her zaman bir şey olduğu zaman salma salıyoruz, istiyoruz. İşte alabildiğimizi alıyoruz. Alamadığımızı alamıyoruz. Allah razı olsun destek veren hemşerilerimizden. Ve dolayısıyla bu projeyle ilgili, caminin işiyle alakalı finans başkanımız Birol Bey yemekten sonra bununla ilgili bütçesini sizlere açıklayacak. Burada da duyarlı olmanızı rica edeceğim. Zaten 30 tane sülale var. 3-5 sülaleye çıkıyoruz çünkü onları zaten burada göremiyoruz. 25'e bölseniz bizim takribi giderimiz 16, 17, 18 bin lira gibi. Çok fazla bir şey düşmüyor.
Hakan burada, Hakan. Hakan saç kulatan. Öner. Evet. Abi yenildim demin. Biz de burayı şey yapacağız. Tamam, şu ağaç çizgi. Bu da buradan. Orayı o tarafa geçiren, burayı da bu tarafa geçiren. Evet, şu ara. Tamam. Şuraya işaret edeceğiz. Evet. Çocuklar, biliyorsunuz çizgiden karşı buna bir düğme takalım abi. Abi. Bir sıra kazanacak. Buna bir düğme atalım mı? Bir tane bağ bağla, bağ. Hayır, bir dakika. Ola, bir dakika çocuklar. Abi. Evet çocuklar, bak şimdi bize. Yanaş biraz, yanaş. Çok arayı açmayın. Haydi. Evet. Horozun ne oldu abi? Bak şimdi burada çizgi var, bak çizgiyi çektim. Tamam mı? Onlar sizi bak, bu çizgiyi... Öyle değil, öyle değil. Geçersiniz, kaybedersiniz. Ha. Onlar da, siz onları kendi çizginizle geçirirseniz onlar kaybeder. Anladınız değil mi? Burası... Bu boşluk. Ya burayı geçmeniz gerekiyor. Bu çizgiyi geçmeniz gerekiyor. Tamam, anlaşıldı mı? Evet çocuklar, şimdi herkes sıkıca tutsun. Hayır, benim düdük sesimle başlayacaksınız. Ben düdük çalınca düdük komutumla. Evet çocuklar, hazır. Herkes sıkıca tutuyor. Ben düdüğü çalınca çekmeye başlıyorsunuz. Hazır. Tamam. Tamam, tekrar yapalım. Tekrar. Lan, Kevder! Hop! Evet, kartallar yerinize alın. Aslanlar sizde. Adam oradan çekin. Yok. Oraya bakalım. Karıştırmayın bak. Siz de çike yapmayın ha. Evet, çocuklar. Dur, biraz bir tarafa gel. Çizgiyi, bak, bu çizgiyi geçeceksiniz, tamam mı? Çekler! Ona bırakın biraz. Ya bırakın biraz. Hazır. Evet, hazır çocuklar. Yine düdük sesimle başlıyorsunuz komutla. Hazır. Evet, sıkıca tuttum. Evet, aslanlar zorluyor bu sefer. Hani alkışlar, alkış. Bravo çocuklar. Her iki grup da bravo. Evet, kartallar alkışlıyor. Evet, bir daha, tamam. Bir daha yapacağız. Tamam. Evet, aslanlar, yerinizi alın, çabuk. Aslanlar. Kızlar, size göre bir istek katılın. Hadi aslanlar.
Çocuklar gel kızım. Birkaçınız karşı gruba geçsin. Siz kızlar burada kalın, burada kalın. Evet. Herkes tutsun anahtan. Evet. Şimdi daha çetin bir müsabaka olacak. Şu anda yardımcı kuvvetler gönderdik her iki gruba da. Evet, bundan sonra da büyüklerle yarışacağız. Evet, kartallar, aslanlar, hazır mısınız? Peki, yine bizim komutumla başlıyorsunuz. Hazır, hazır, hazır. Evet, aslanlar kazandı, aslanlar. Evet, tebrik ediyoruz. Kartallar 2, aslanlar 1. Evet, hadi bir daha, hadi bir daha. Çabuk, 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 çabuk. Hadi. Evet, çocuklar hazır mıyız? Aslanlar, tutun, çabuk. Kartallar, biraz geri gidin, dur çizgiyi, çizgiyi geçmeyin, dur çizgiyi çekelim. Dur, bir dakika asılmayın, boş bırak, asılma, çizgi çekelim, dur. Evet, tamam. Emre, Emre tut, Emre. Dur, çocuklar. Tamam, bırak, bırak, bırak. Tamam. Sürükleyen kazanacak. Hazır. Evet, kartallar, aslanlar hazır mısınız? Evet, herkes sıkıca tutuyor. Hazır. 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 Çek çek. Evet, aslanları alkışlıyoruz. Kartallar 2, aslanlar 2. Bunlar yenişemiyor. Tamam, evet. Kartallarla aslanları alkışlıyoruz. Beraber de bitirdiler. Ortaya gelin, biraz ortaya gel. Güzel. Hangi abi? Hangi abi? Ortaya alın. Çocuklar, çok geriye gittin. Ortaya gelin biraz. Bırakın biraz gel. Gel, yürü. Yürü şöyle. Ortaya gel. Yürü, 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 yürü. Gel, 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 yürü. Gel, 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 gel. Gel, ortadayım ben. Gel, yürü, yürü, yürü. Şimdi sizi ikiye böleceğim. Yarınız ayıracağım yarın. Evet bekle artık dur. Kızım. Evet yine kartallar aslanlar. Hadi bakayım. Kızlar hazır tutun sıkıca tutun. Düdük komutumla başlıyorsunuz. Düdük komutumla. Ali abi. Hazır. Dur. Dur işte dur. Hazır. Aslanlar zorluyor, kartallar zorluyor. Evet, tavşanlar kazandı. Peki. Evet, tavşanlar yine zorluyor. Haydi kaplumbağalar. Evet. Hadi, hadi. Evet, bak hadi. Evet. Büs bütün dile karıştı, büs bütün. Komple küllü rengine var. Peki, çocuklar teşekkür ediyoruz alkışlarınızla. Beraber oldu, beraber oldu. Şimdi büyükler, hadi büyükler. Dur,
Doğuş. Kart olsun bırak. Pardon. Doğuş bak. Büyükler burada. Tamam. Büyükler. Evet. Hazır. Hadi. Hadi. Çek. Yalnız bir dakika. Durun bir dakika. Arkadaşlar her iki grup. Bak. Evet. Biraz araya. Çok yavaş. Araya aç biraz. Evet. Beşler. Şey bak dikkat edin. Ya hadi abi. Hazır. Evet, burada hile var, burada hile var. Bırak. Tamam, bırak. Evet, ipi bırakıyoruz. Hile var orada. Yeniden, olmadı, olmaz. Halat ağaca dolanmayacak. Lütfen, bırak. Çek. Evet, şimdi. Gençler sizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Çocuklar dağıttınız ortalığı ya. Sarmaş olduğunda kaldıramayan yolları Ankara'nın malları da bütün yolları Ne zaman sarmaş olduğunda kaldıramayan Ankara'nın malları da bütün yolları Ne zaman sarhoş olduğunda kaldıramayan kolları Ankara'nın malları da bütün yolları Ne zaman sarhoş olduğunda kaldıramayan Thank you.
Sona erdi. Tabii siz devam edebilirsiniz. Program olarak biz bitirdik. Serbest kürsü devam edebilir. Bizlerden sizlere saygı ve hürmetler arz ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ ol başkanım. Şey, beş beş ya. Let's go somewhere.